her gidişinde bir dönüşü vardır. Bazen eksilerek, bazen de çoğalarak. Benimki de böyle bir dönüş. Büyük umutlarla gittiğim Amerika'dan kucağımda 10 aylık bebeğimle beraber dönüyorum. Ne cebimde taksiye yetecek kadar param, ne de aklımda babama söyleyebileceğim destekli bir yalan var. Karşısına geçip ben artık büyüdüm, bu benim hayatım diye bağırırken sonumun böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Keşke çıktığım o kapıyı babamın yüzüne böylesine sert çarpmasaydım. Bir gün o kapıya dönmek zorunda kalabileceğimi düşünseydim. Aşk işte. İnsanın aklını başından alıveriyor. Diye heyecanla adımladığım yolun bir çıkmaz sokakta son bulacağını tahmin edemezdim. Her şeye, herkese rağmen direndim. Ama olmadı. Artık pes ettim. Yenildim. Şimdi o karanlık çıkmazda tek başımayım. Kimsesizim. Çaresizim. Oysa her şey çok güzel başlamıştı. İlklerim oldu Ertan. İlk gülüşüm, ilk bakışım, ilk dokunuşum ve ilk tekme yiyişim. İşte bu benim Ertan'dan yediğim ilk tekmeydi. İlk olmasından daha önemli olan şey ise bana onu getirmiş olmasıydı. Daha önce kimsenin gözlerinde kaybolmamış, kimsenin ellerinde var olmamıştım. Öylesine bir varoluş da değildi benimkisi. Ertan'la birlikte kendimi keşfetmiş, kalbimin yerini öğrenmiştim. O ilk buluşma yok mu? Başımı döndüren, dizlerimi titreten, kalbimi göğüs kafesinden çıkacakmış gibi çarptıran o ilk zarif öpücük. Aşktan gözlerim kör olmuştu. İkinci tekmenin gelişini bu yüzden göremedim. Babam. Ama olsun. Babamdan kaçması beni sevmediği anlamına gelmezdi ki. Ben onu seviyordum. O da beni. Hem beni sevmese Amerika'da okurken yanında olmamı ister miydi? Amerika'da yaşamak. Rüyamda görsem inanmazdım. Koca dünyada bir tek ikimiz vardık sanki. Özgürdük. Mutluyduk. Aşıktık. Kimse geç kaldım diye aramıyor. Sokakta sevgilimle gezerken birilerine görüneceğim korkusu yaşamıyordum. Benim kararım, sonucuma razıyım. Ben bilirim.
Aşkım ayaklarımı yerden kesmişti bir kere. Başım dönüyor. İçimdeki kıpırtı dur durak bilmiyordu. Adeta bulutlara doğru hızla yükseliyordum. Yere çakılışımla bulutlara yükselişim kadar hızlı oldu. Hamileydim. Özür dilerim. Ben şu anda seninle evlenemem. Bu bebeği kabul edemem. Nasıl ya? Ya ben anne olmak için kendimi hazır hissediyorum ama sen bu evlilik için kendini hazır hissetmiyorsun, öyle mi? Sanki bilmiyorsun 3 aylık hamile olduğumu. Aldıralım. Bıraktım her şeyimi, yaşamak için seni, sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde, emanetin? Tabii ki aldıramazdım. Zeynep! Gelmedin. Zeynep! Nedir doğru, nedir yalan? Yanımdayken durmuştu zaman. Bitti, masal bitti, hayal bitti, rüya. Şimdi nerede o kahraman? Şimdi nerede? Belki de bu bebek onu değiştirecek. Her şey yeniden başlamamıza sebep olacaktı. Bu bebekle beraber umutlar yeniden yeşirecek. Sevdiğim adam yine ilk günkü aşkla bana gelecekti. Gelir diye bekledim. 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 Ama o gelmedi. İşte bu bana attığı en son ve en sert tekme olmuştu. Kucağımda yeni doğmuş bebeğimle bir başıma kalmıştım. Ama pes etmedim. Bu ülkede benim gibi bir sürü genç anne kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Ben niye duramayacaktım? Pek tabii servis yapabilir, kahve doldurup sipariş alabilirdim. İşte şimdi tam zamanıydı. Yılmadığımı, yıkılmadığımı kanıtlamanın tam zamanı. What? I can't. Please, 2 more hours. Samantha, please. Samantha. Ama yapamadım. Bir yıla yakın bir süre kendime bile itiraf edemesem de yenilmiştim. Please, I am desperate. Get out! İşte bu da benim hikayem. Gerçi pek bir başarı hikayesi sayılmaz. Tek istediğim kendi kararlarımı almak, özgür olmaktı. Zengin ve köklü bir ailenin biricik oğlu, tek erkek varisiyim. Bu yüzden hayatımdaki her adım
en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Daha 6 yaşındayken evleneceğim kız bile belliydi. İrem. İkimiz evlenecek, ailelerimize bu büyük ortaklığın meyvelerini sunacaktık. Para, güç ve güzel bir kadın. Birçok erkeğin sahip olmak isteyeceği her şey vardı bu hikayede. Peki ya özgürlük? Ne yazık ki hiçbir zaman ailemin planları benim planlarımla aynı olmadı. Karşı çıkacak gücü bulana kadar kaçtım. Vakit kazanabilmek için önce yatılı okulu, sonra da Amerika'da okuma isteğimi kullandım. Yani anlayacağınız, ailemden ve nişanlımdan uzak kalmak için her şeyi yaptım. Tek isteğim özgür olmaktı. Hesapsız, kitapsız, kuralsız yaşamak. Dokunmuyor aslan benim hayalim. Ve özgürce aşık olmak. Gerçek aşkı bulursam aileme karşı koyacak bir sebebim olacaktı. Bu yüzden yıllar boyunca umutla aşkı beklemiş ve onu okyanusun ta ötesinde bulmuştum. Summer. Onunlayken kışlar yaz oluyor, zaman su gibi akıyordu. Gözlerimdeki gözlerini, avucumdaki elini, tenimdeki nefesini kaybetmek istemiyordum. Onunla evlenmeli, onsuz kalma ihtimalini aklımdan da kalbimden de silmeliydim. Yanılmış olamazdım. Tamam, daha önce hiç kimseye evlenme teklif edecek kadar ileriye gitmemiştim. Ama bana bunu yaptıran duygu aşk değilse neydi? We have been together over a year. And I love you madly. Would you marry me? I am not ready for this, Fatih. I'm not in love with you. We've only been together for a year. I can't do this. What? Forgive me for saying this, Fatih, but this thing you're feeling, it isn't love. Summer, çaresizim. I'm desperate. You are not my type. Aşk neydi? Neredeydi? Kiminleydi? Ben mi hayvanım?
Ben bilerek isteyerek mi kucağınıza oturdum sizin? Uçak sallandı, düştüm ben oraya. Türbülans o. Türbülans olduğunu ben de biliyorum. Zeki. Bizim usta zekiler var zaten sadece, değil mi? Allah Allah. Hanımefendi, hemen şöyle oturur musunuz? Ben oraya oturamam. Benim yerim orası, benim yerim şu arkada. Anlaşılan ekonomik klas yolcuları da sizden illallah etmiş. Ama ben çocukları severim. Buyurun, çekinmeyin. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Madem sizin için bir sakıncası yok. Yani. Pardon. Ama... Çantanızı getireyim ben size. Teşekkür ederim. Merak etme. Şey, sen uyuyunca o düşmesin diye aldım ben de. Çok sağ ol ya. Valla normalde hiç olmaz böyle bir şey ama... Yani içim geçmiş uçaktan herhalde. Kusura bakma. Önemli değil. Bizim keyfimiz gayet yerinde. Beraber içiyoruz. Hatta ikimiz de seks seviyoruz. Karıştırmayı çok sevmiyoruz. Çantamı karıştırmışsın ama. Yani biberonu bulduğuna göre. Ha yok, o konuda hostes hanım yardımcı oldu şimdi, acıkmıştı. Gerçi pek sevmedi bunu ama. Evet. Hı? Çünkü sevmez, çünkü maalesef anne sütünden hala vazgeçemedi. Gel bakalım. Ay, pardon. Ben Fatih bu arada. Zamanlamanın çok kötü Fatih. Evet, özür dilerim. Ben kusura bakma, böyle üst üste geldi ama yani. Sen kusura bakma, ben bayağı kucağına düştüm. Hayvan falan dedim sana. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu arada ben de Zeynep. Memnun oldum. Çok tatlı bir çocuk. Böyle usluca oturdu kucağımda. Sana hiç benzemiyor. Şey, kucak kısmı olarak değil yani. Sima olarak hiç benzemiyor. Belli ki babasına çekmiş. Yemek yemeye pek niyetin yok galiba. Oyun oynuyorsun benimle. Anneciğim, ah. Amerika'da mı yaşıyorsun? Yani bir süre yaşadım, okudum, gezdim. Şimdi de dönüyorum işte. Sen? Ben 2 yıl New York'ta yaşadım.
Şimdi ailemin yanına gidiyorum. Yani babayı evde bıraktınız, gezmelere mi gidiyorsunuz? Son ufaklık. Şey, yanlış bir şey söylemedim umarım. Yok. Bekar bir anneyim ben. Ha, tamam. Evet. Yani yanlış anlama, öyle deyince ben şey yaptım, bu sperm şeysinden doğurdum. Yani sperm bankası, bankadan. Yani sperm bankasından. Banka. Hı-hı. Cesursun. Ailen de seninle gurur duyuyordur tabii. Pek öyle denmez. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Ve ben nasıl söyleyeceğim onu hiç bilmiyorum. Bu zormuş. Evet, zor. Aslında tek ihtiyacım olan şey zaman. Yani birazcık zaman. Zaman derken? Neyse ya, biz senin bayağı kafanı şişirdik. Çok. Sayın yolcularımız, iniş için alçalmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinize oturunuz. Kemerinizi bağlayınız. Koltuğunuzu dik, masanızı kapalı ve güneşliğinizi açık duruma getirin. Hmm, biz bayağı daldık. Arada eşyalarım kaldı da. Geçelim. Teşekkür ederim sanki. Bu bende kaldı. Ay, hayatımı kurtardın. Altı ay. Ha? Altı ay yeter mi? Yani uçakta biraz daha zamanım olmasını isterdim dedin ya. Evet, hani bu durumu, çocuk durumunu açıklayabilmek için onu diyorum. Ne yapacağım, zamanı mı durduracağım? Yok, yani benim de seninkine benzer bir durumum var. Yani benim de zamana ihtiyacım var. Hani belki ne bileyim birbirimize yardımcı oluruz diye düşündüm. Ben anlamadım, yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsun? İşte şey, karım olur musun? Yavaş. Sen uçakta çok mu içtin ya biznesle beleş içkiyi bulunca? Ha? Yok yok, yanlış anladın sen. Yani benim bir an önce biriyle evlenmem gerekiyor. Git evlen, bir sürü televizyon programı var, evlendiriyorlar milleti. Yok öyle de değil, yani ailem beni biriyle zorla evlendirmek istiyor. Şikayet misin? Kerttiler beni. Yani bu evliliği ertelemem için benim bir bahane bulmam şart. Senin de zamana ihtiyacın var. Hani biz ikimiz bir eş olarak görünürsek kesin ertelenir diye düşünüyorum. Sonra ne olacak? Sonra düşünürüz. Hem bak ben varlıklı bir aileden geliyorum. Yani istersen para da verebilirim sana. Sen beni ne zannettin ya? Ben hayat kadını mıyım? Gerizekalı, parası varmış. Ya olsun lan bir bak, kusura bakma, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Ya Zeynep, eşeklik yapmaktan Zeynep, vazgeç tamam. Ya da özür dileme. Tamam, tamam. Dur, çünkü ikisi bir arada hiç inandırıcı durmuyor. Of, ağırlaştı bu. Zeynep bak, ben yıllardır kaçıyorum. Yani Amerika'ya gittim. Sırf istediğim, tercih ettiğim hayatı yaşamak için. Ama artık kaçacak yerim de kalmadı. Yani sen bu durumunu anlatınca ne bileyim belki mantıklı bir teklif olabilir diye düşünmüştüm. Ne diyorsun? Sen şey misin? Ne? Şey. Ha yok 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 yok, öyle öyle değil. Ya tercih ettiğim hayat falan deyince öyle sandım. Hay yok yani şey. Ben o anlamda dememiştim. Öyle değil yani. Peki. Nasıl?
Ama bir şartım var. Tamam. Sen nasıl beni ailene karın olarak göstereceksen... ...ben de seni aileme çocuğumun babası olarak göstereceğim. Okey? Okey, okey. Sen yeter ki evet de. Tamam. Ne olur bak, çok çaresizim. Önce hangimizin evine gidelim? Önce sana gidelim. Gel babacığım. Şunu bana ver çünkü çok ağır. Abla! Zeynep abla, buradayım. O kim lan? Hani tek gelecektim? Pardon, hesabı alabilir miyim? Ha, şoför burada. Şoför mü? Senin şoförün mü var? Yani babamın. Hoş geldiniz Fatih. Çabuk, Mustafa kapıyı aç. Tamam, gidebiliriz. Taksi! Ne diyeceğiz bu deli adama ya? Şöyle yapalım o zaman. Sen burada bekle. Ben bir önden gideyim. Bizimkilere durumu falan açıklayayım. Sen ne bileyim. Sonra sen gelirsin. Tamam mı? Tamam tamam. Olacağız. Vay be. Karşılamaya bak. Evine hoş geldin oğlum. Fatih'ciğim. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ah canım, yakışıklı oğlum benim. Vallahi bakmalara doyamıyorum. Biraz da ben bakabilir miyim? Hoş geldin Fatih. Dönme, çok mutluyum, artık hep beraber olacağız, tamam mı? Fatih ki beraber olacaksınız. Aa Fatih'ciğim, bak kayınvalidenle kayınpederin de seni karşılamaya gelmişler. Sağ olsunlar. Hiç zahmet etmişsiniz. Döndüğüne sevindik evlat ya. Bir an böyle kaçtığından şüphelenmeye başlamıştı. Ay, hoş geldin Fatih'ciğim. Sen Tarık amcanın kusuruna bakma. O sabah yediği bot kalon metin etkisinde hala.
Ne yani? Ben bir an önce evlenmelerini istiyorum, o kadar. Kaç yaşına geldi ikisi de artık? Ay biz de çok istiyoruz Talat Bey. İnşallah bu yazı evlendireceğiz değil mi Fatih? Babaanne nerede? Fatih, ya pardon bölüyorum ama benim acilen çocuğun altını değiştirmem lazım. Çünkü artık kendi kokusundan zehirlenecek. Herkese de merhaba. Ben şöyle şurada... şurada değiştiririm. Teşekkürler. Gel bakalım aşkım. Gel benim yakışıklı oğlum. Gel benim güzel oğlum. Anneciğim, kakalar mı yoksa sen? Tamam, ay tamam, böyle yatırınca hemen ağlıyor. Bunun bir çaresi var. Şurada reklama bayılıyor. Ben o reklamı açıyorum. Hemen susuyor sonra. Şöyle... siz susarsanız şöyle, o çok sever. Aslında normalde sık yapmaz bu kadar ama yani tabii uçakta Fatih ona başka bir süt verince midesi bozuldu oğlum. Ben de tabii uyuyakaldığım için ona kaldı. Evet bakalım. Normalde aslında bilmem bu kadar ama aşkım bakalım neler yapmışsın. Oo, oğlum anneciğim niye böyle şeyler yapıyorsun? Şunu alalım. Şunu bir tutar mısın? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Altını değiştirelim. Pantolonu takalım. Ben senin kakanı yerim, kakanı. Ben senin poponu yerim, poponu. Kakanı kurban olsun herkes senin oğlum. Aşkım. Ay o sesle kaldı pardon. Fatih tuvalet nerede? Fatih. Kim bu kadın? Bu bebeğin annesi. Peki bu bebeğin babası kim? Baba. Efendim oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.